Herkese Finlandiya'dan merhabalar. Geçen gün Porvo'da çekimlerdeydim. Yanıma film medyası geldi. Benimle röportaj yapmak istedi. Hayırdır, konu ne deyince, sorunca bana Hollywood'un ünlü aktörünün Mel Gibson'ın burada olduğunu söylediler. Eğer Mel Gibson'la aynı restoranda karşılaşırsam, bir yerde karşılaşırsam Finlandiya hakkında ne söylemek istersin diye sordular. Ben de dedim ki Mel Gibson'a Finlandiya'nın kendine has doğasının olduğunu, çok özel bir doğasının olduğunu, ayrıca Mel Gibson'a Finlandiya'ya gelip yaşamasını söylerim dedim. Böyle karşılaşırsam bunu söylemek isterim dedim. Onu da film medyası yayınlamıştı. Gelin hep beraber izleyelim. Sellaisen, että ihan Hollywood-tähti haluaa tulla täällä käymään. Tää on ainutlaatuinen paikka. Historiallinen, rauhallinen, meri, niin kuin kaikki joki menee tästä. Niin kuin... Tää on paras paikka Suomessa. Sitten Tampere, Turku ja Helsinki. Mutta Porvo ensimmäinen. Jos olisit sattunut eilen samaan ravintolaan Mel Gibsonin kanssa, niin olisitko, tai mitä olisit käynyt näitä kysymässä ja vaikka kertomassa Suomesta? Suomesta olisin kertonut, että luonto on ainutlaatuinen, hieno paikka, kaunis paikka. Tervetuloa asumaan täällä. Niin olisin sanonut. Ja olisin pyytänyt totta kai nimmäriä. Finlandian doğası gerçekten çok güzel. Kendine has bir doğası var. Binlerce, belki milyonlarca insan bu doğayı görmek için Finlandiya'ya geliyor. Ben yıllardır şunu söylüyorum. Finlandiya'da niye Turizm ve Kültür Bakanlığı yok? Bu yok yani. Çok büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bunu her yerde de dile getiriyorum. İnşallah bir gün kurarlar böyle bir şey. Turizm ve Kültür ve Turizm Bakanlığı. Genellikle bildiğimiz bütün ülkelerde böyle bir bakanlık var. Ama Finlandiya'da turizm sektörü başka bir bakanlığın altına konulmuş. Kendine öz bir şey yok yani, bir bakanlığı yok. Finlandiya'nın çok güzel tarafları var, doğası. Tabii beğenmediğimiz taraflar var. Bunları da eleştiriyoruz ama Finlandiya çok güzel. Tavsiye ederim, eğer Finlandiya'ya gelirseniz, gelmeyi düşünüyorsanız sadece böyle şehir hayatı değil de bir doğasını görmeye çalışın. Binlerce göl var, yeşildir, temizdir, temiz havası var. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.